Herkese Rülbro kanalından merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Nintendo Switch 3. senesini doldurdu. Bununla ilgili size konuşmak istiyorum. Bu 3 sene içerisinde Nintendo Switch ne hale geldi? İşte bu konsol almaya değer mi halen? Gibi sorulara yanıt bulmaya çalışacağım ve fikirlerimi söyleyeceğim. İlk olarak 2019 yılına şöyle bir bakalım. Şimdi 2019 yılında Mart ayında bu videonun ikincisini yapmıştım. Yani Nintendo Switch'in 2. senesinde ne hale geldiğiyle ilgili yorumlarını yapmıştım. Şimdi o zaman şöyle bir şey söylemiştim. 2018 yılı gerçekten Nintendo Switch'in iyi bir yıl değildi. 2017'de çok güzel, hızlı bir giriş yaptı piyasaya. İşte ülkemizde kurdan dolayı alınabilir bir fiyatı sahipti. Şimdi biraz 3000'e kadar fırladı sanırsam. Bunun yanı sıra işte Breath of the Wild, Splatoon 2, Super Mario Odyssey, ne bileyim Mario Kart Deluxe gibi, işte ARMS, hatta ARMS var değil mi? Hatta Mario Rabbids gibi acayip oyunlar çıktı. İnanılmaz bir seneydi. 2018 ise 2018 pek iyi değildi. Smash Bros'la bütün seneyi yemeye çalıştılar. Bir de işte Fortnite gibi free to play oyunlar konsola geldi. Ama 2019 için umutluydum. Ve 2019 gerçekten harikaydı. Mükemmel bir yıldı bence. 2019'da Nintendo Switch'e adeta eksklusif oyunlar yağdı abi. Link's Awakening Remastered inanılmazdı. Tetris 99 mesela harika bir oyun. Nintendo Switch eksklusif free to play bir oyun ama tabi online üyelik almanız gerekiyor. İşte Super Mario Maker 2, Pokemon Shield and Sword. Ondan sonra Luigi's Mansion 3. Mükemmel bir oyun abi Luigi's Mansion 3. Fire Emblem Treehouse geldi. Hala oynamadım ama mükemmel olduğunu biliyorum. Astral Chain geldi. Bir oyun. Platinum Games'in bir oyunu. Sonra Marvel Ultimate Alliance 3. Oynamadım ama sonuçta bir exclusive. Şimdi aklıma gelenler bunlar. Tabi Wii U'dan port olan Super Mario U Deluxe var. Bu da güzel. Bunlara yanı sıra abi 3. parti oyunlar aktı. Cuphead. Harika. Smite geldi. İşte ne bileyim free to play Realm Royale geldi. Buna ek olarak 3. partilerin kralı Witcher 3 de geldi bu sene. Yılın en büyük sürprizi falandı bence Witcher. Gerçekten Witcher oyunu bu konsolda hani çıkar mı falan diye kanalda ve canlı yayınlarda sürekli geyini yapıyorduk ama gerçekten gelmesi efsane oldu ve geçtiğimiz günlerde de çok güzel bir patch ile oyunu bayağı oynanabilir hale getirdiler. Witcher 3 harika oldu. İşte ne bileyim Legend of Zelda, Link's Awakening falan çok iyiydi. Gerçekten güzel bir yıl geçirdi Nintendo. Bunun yanı sıra abi iki tane yeni versiyon çıktı. Hani bir tanesi Lite, Nintendo Switch Lite ve ben sürekli Nintendo Switch Lite ile oyun oynamaya başladım. Gerçekten harika bir cihaz, çok seviyorum. Ama tabi Nintendo Switch'in tam tersi, yani hiçbir Switch özelliği olmayan bir konsol. Hani ne Joy-Con'lar çıkıyor ne de işte TV modunda oynayabiliyorsunuz ya da kickstand yok. Böyle kickstand koyarak da işte Joy-Con'a çıkarak da oynayamıyorsunuz. Hani tamamen Switch mantığının tam tersi. Ama Nintendo Switch'in oyunlarını oynayabileceğimiz, bütçe dostu denebilecek bir konsol çıkarttılar. Bir de Nintendo Switch'in daha yüksek pil ömrü vadeden bir modeli çıkardılar. Hani onu test etme şansım olmadı. İlk Nintendo Switch versiyonum var. Eğer bir Nintendo Switch alacaksanız onu herkese tavsiye ederim. Şimdi bu şekilde bayağı iyi bir yıl geçirdik. 2020 nasıl olacak? 2020 ile ilgili şu anda sadece bildiğim oyun Animal Crossing. O da işte bu ay gelecek sanırım. Zaten alacağız, kanalda oynayacağız. Onun yanı sıra bu sene gelecek oyunlardan Xenoblade oyunun remake'ini bekliyorum. O da güzel bir oyun olacaktır. İşte başka belki Bayonetta 3 bu sene gelir. Belki Metroid Prime 4 bu sene gelir. Hani bilmiyorum ama 2018 gibi bir yıl olmaz umarım. Çünkü bu döneme kadar sadece Animal Crossing ile ilgili Direct yayınlandı. Ve çok fazla bir şey yok gibi gözüküyor görünürde. Yani 2019'un özeti bu. 2020 ile ilgili de görüşlerim bunlar. Bunun yanı sıra geçen sene videoda da söylediğim gibi hala konsolun arayüzünde problemler var. Hala bir update, bir düzeltme gelmedi ki gelmeyecek galiba. Ne bileyim işte dosyalama, klasörleme sistemi yok. Onun yanı sıra online üyelik sistemi var biliyorsunuz konsolda. Ama online üyelik sistemine ben para verdiğim halde işte chat yapmadır, sesli oyun kurmadır falan bu tarz şeyler yok. Bir tane application kullanmak zorundayız hala. Ki ben bu application 2017 yılında kullanmıştım. 3 senedir hiç kurmadım bile. Telefonda sildim. Böyle hani bunun yanı sıra işte bu sene işte Pokemon'la ilgili bir DLC falan var. Yani Nintendo Switch 3. senesine girdiği zaman gerçekten hani bir PlayStation 4, bir Xbox One alternatifi olabilir bence. Hani o konsollara sahip değilseniz, sadece Nintendo Switch sahibiyseniz oynayabilirsiniz.
Yani bu konsola sahip olabilirsiniz. Hiçbir şeyde yaşamazsınız bence. Gerçekten hani kendi oyunları gerçekten doyurucu ve güzel. Yani hani zaten Nintendo Switch benim ana konsolum şu anda. Sonra Xbox, sonra PC. Hani ben bu üçüyle takılıyorum bu aralar. Şimdi bir de şöyle bir şey var tabii. Bu sene sonlara doğru PlayStation 5 ve Xbox'ın yenisi gelecek. Yani Nintendo bu sene Nintendo Switch'in Pro versiyonu gelmeyeceğini falan söyledi. Ama biz de kanalda böyle bir video yaptık. Bir tane sızıntı vardı. Bir tane dedikodu ya da işte bir tahmin vardı. Yıl sonuna doğru Nintendo'nun PS5 ve Xbox'ın yenisine rakip olabilecek bir Pro modeli çıkacağı gibi bir söylenti vardı. Nintendo bunu yalanladı. Böyle bir şey yok dediler. Bu sene için en azından böyle planımız yok dediler. Böyle bir planları yoksa bu sene hani yeni konsol yok. Yeni oyun da az var. Nasıl bir sene olacak ben de bilmiyorum. Ama daha 3. ayın başlarındayız. Belki bizi Nintendo şaşırtır. Belki de hani yeni bir Pro modeli çıkartır ya da böyle ya da yıl sona doğru oyun yağar konsola. Bilemiyorum ama 2019'da bayağı bir oyun geldi. 2020'de en azından biraz bu Nintendo dinlenecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü 2017'de 2018 arasındaki fark da oydu. 2017'de hızlı bir giriş yaptı Nintendo. 2018'de biraz yavaşladı. 2019 bayağı yani peak noktasına geldi böyle. 2020'de şimdi yavaş başladı. Hani bilmiyorum nasıl olacak bilmiyorum ama özetle söylersek Nintendo Switch'in oyunları çok güzel cihaz. Hala alınabilir. Ama Nintendo'nun tabi online altyapı ile ilgili geliştirmek gereken şeyler halen var. Yani 3. senesinde bile halen işte birçok eksiği var ama bunu böyle kabulleneceğiz herhalde. Ben kabullendim artık hani çok dert etmiyorum. Bir arkadaşın online oyunu oynayacağım zaman Discord'dan falan chat yapıyoruz. Ya da en kötü WhatsApp'tan arıyoruz birbirimizi. Hani yapacak bir şey yok. 2020 yılında böyle saçma bir şey yapıyoruz ama bununla ilgili diyeceğim bir şey yok. Konsol hakkında sizin düşünceniz neler arkadaşlar? Hani 3 sene geçti hala geliştirmesi gereken yerleri var biliyoruz ama bununla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Sizi bu oyunlar 2019 yılında tatmin etti mi? 2020'de neler bekliyor sizi? Ya da Nintendo Switch ile ilgilenmiyorum, yeni konsolları mı alacağım diyorsunuz? Bütün bu konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.